Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi komite ekolojisine geçtik. Komite neydi? Birden fazla popülasyonun bir araya gelerek oluşturduğu topluluktu. Yani burada farklı farklı türler bir araya geliyorlar. O yüzden de komite biraz daha geniş çaplı düşüneceğiz komite için. İlk önce türler arası etkileşimlerden bahsedeceğim. Rekabetten ve av avcı ilişkisinden. Bunlarla ilgili grafiklerimizi çizeceğiz. Arkadaşlar rekabete baktığımız zaman Aynı türden ya da farklı türden iki canlının birbiriyle mücadelesidir rekabet. Burada tür içi de gerçekleşebilir, türler arası da rekabet olabilir. Tür içi rekabet besin için, yuva için, eş için olabilir. Türler arası rekabet ise yuva ve besin için olur. Unutmayın türler arası rekabet eş için olmaz. Çünkü farklı türler aynı eş için rekabet etmez arkadaşlar. Rekabet aslında bir çevre direncidir. Yani çevre direncinin bir çeşididir aslında. E, canlının biri diğerini eliyor arkadaşlar rekabet sırasında. Ve ekolojik nişleri aynı olan canlılar rekabet halindedir. Mesela bir grafik çizelim rekabetle ilgili. Rekabetle ilgili şöyle bir grafik görürsünüz. Genelde paramesyum cinsleri kullanılıyor. Paramesyum cinsinden bir tane paramesyum arkadaşlar iki canlı bir araya geldiği zaman paramesyum cinsinden birisi yaşamını sürdürürken diğerini ne yapıyor? Eliyor ortamdan. Dolayısıyla burada paramesyumun e, diğer bir paramesyumla rekabet etmesi böyle bir grafik ortaya çıkıyor yani siz karşınıza böyle bir grafik çıktığı zaman aklınıza ne gelecek? Rekabet grafiği gelecek. Bunlar aslında ayrı ayrı besin ortamlarında bulundukları zaman her ikisi de yaşamını sürdürebiliyor ama bir araya geldiklerinde besin için rekabet ettiklerinden dolayı ne oluyor? Birisi yaşamını sürdürürken diğeri de arkadaşlar ortamdan eleniyor bu şekilde bir grafik ortaya çıkıyor. Gelelim av avcı ilişkisinde, Av avcı ilişkisinde ise şöyle bir durum var. Popülasyonda avcı arttığı zaman av azalıyor. Av azaldığı zaman da arkadaşlar bu sefer avcı da azalıyor. Yani şöyle düşünün mesela. Vaşaklar tavşanlarla besleniyor. Ortamda vaşak sayısı arttığı zaman ne olacak? Tavşan sayısı azalacak. Tavşan sayısı azaldığı için o vaşaklar kendine yiyecek besin bulamayacaklar. Dolayısıyla bir süre sonra başakların sayısı da azalacak. Böylece birbirlerini denge altına alıyorlar aslında. Popülasyonların geleceği burada kesinlikle tehlike altına girmiyor. Bakın burada rekabet halindeyken elenirken avavcı ilişkisinde sadece birbirlerini dengeliyorlar. Ve şöyle bir grafik çıkar karşınıza. Avavcı ilişkisinde şöyle dalgalı bir grafik ikili ve şöyle dalgalı bir grafik karşınıza çıkar arkadaşlar. Böyle bir grafik gördüğümüz zaman ne aklımıza gelecekmiş? Av avcı ilişkisi gelecek, gelecekmiş. Bakalım. Şimdi gelelim hayvanlarda savunmaya yönelik renk renklenmeye, davranışta da bahsetmiştim hatırlarsanız. Şimdi burada da bahsedelim. Renklenmeye baktığımız zaman kriptik renklenme yani kamuflaj dediğimiz bir olay var. Bu olayda avın görünmesi zorlaşır arkadaşlar. Mesela Ortamla rengini mesela kriptik renklenmeye bir örnek. Burada e, kanyon ağaç kurbağası bakın ağacın üstünde dururken bakın şurada kurbağa ama dışarıdan baktığınız zaman sanki orada hiç canlı yokmuş gibi. Bu nedir? Kriptik bir renklenmedir. Arkadaşlar e, mekanik ve kimyasal bir savunmadır bu ve kirpi ve kokarca gibi türlerde bu görünüyor. Bunların korunmasını sağlıyor. Mesela örnek verelim yine Avrupa ateş semenderi gibi bazı hayvanlar toksin sentezliyorlar. Diğerleri ise yedikleri besinden aldıkları toksini topluyorlar arkadaşlar. Bu toksin sayesinde de ne yapıyor? İşte kendine bir zehir oluşturuyor. Aslında zehir oluşturarak kendisini korumuş oluyor. Etkili bir kimyasal soğuma yapan hayvanlar da mesela zehirli ok kurbağası Burada aposematik renklenmeden bahsedeceğiz. Zehirli ok kurbağası. Bunlar da genelde parlak bir renge sahiptirler ve uyarıcı bir renklenme sergilerler. Biz bu renklenmeye de aposematik renklenme. Yani diyor ki ben diyor bakın rengim parlak. Benden uzak dur. Ben zehirliyim demek istiyor arkadaşlar. Aposematik renklenme de bu şekilde bir renklenmedir. Uyarıcı bir renklenme. Şimdi uyarıcı renklenme sayesinde avcılar Bunları görüyor. Diyor ki tamam bu işte e, kötü bir tada sahip ya da zehirlidir. O zaman ben buna yaklaşmayayım diyor. Bu şekilde bir olay söz konusudur. Aposematik renklenmede. Gelelim bir de av konumunda olan bazı türler diğer türlere benzerlik göstererek korunuyorlar arkadaşlar. Buna da biz mimikri diyoruz. Mimikrinin de iki çeşidi vardır. Biri Bates mimikrisi diğeri de Müller mimikrisi. Bates mimikrisinde Lezzetli ya da zararsız olan türler nahoş ya da zararlı olan türleri taklit ediyor. Yani burada bir yalancılık durumu var. Yalancılık durumu bates mimikrisinde. Aslında zehirli değil lezzetli ama zehirli olan bir canlıyı taklit ederek kendisine zehirliymiş gibi gösteriyor. Yalancıktan yapıyor bunu. Bu bates mimikrisidir. Müller mimikrisinde ise eğer canlı gerçekten zehirli ise o zaman biz buna da ne diyoruz? Müller mimikrisi diyoruz arkadaşlar. Mesela Bates mimikrisine bakalım. Mesela şahin güvesi larvası bakın kendini şahin gibi gösteriyor arkadaşlar bu larva. Yine yeşil papağan yılanı. Yine bakın kendini yılan gibi gösteriyor. Bunlar Bates mimikrisidir. Ama Müller mimikrisinde bakın iki tatsız tür birbirini e, taklit ediyorlar birinde yaban arısı birinde de eşek arısı var arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar birbirlerini taklit ederek mesela yaban arısı eşek arısını taklit ederek zararlıymış gibi kendini yine gösteriyor aslında ikisi de nedir zararlıdır ama yine de birbirlerini taklit edebiliyorlar evet böylece canlılardaki savunma mekanizmalarından da bahsettik şimdi gelelim canlılarda beslenme şekillerine arkadaşlar 3 çeşit beslenme vardır nedir bunlar ototrof beslenme heterotrof beslenme hem ototrof hem de heterotrof beslenme. İlk önce ototrof beslenmeden bahsetmek istiyorum. Şimdi ototrof ne demekti? Kendi besinini kendisi üreten canlı demekti değil mi? Ototrof canlılar. İki şekilde gerçekleşiyor bu da. Ya fotosentez yaparak foto ototrof olur ya da kemosentez yapar kemo ototrof olur. Arkadaşlar foto ototrof ve kemo ototrofu şöyle bir karşılaştıralım. Foto ototroflar ne yapıyor? Fotosentez yapıyorlar. Bunlar fotosentez yaptıkları için klorofilleri vardır ve ışık enerjisini kullanırlar. Örnek olarak bazı bakteriler, öglena, alg, bitkiler nedir? Fotoototrof canlılardır. Kemototroflara baktığımız zaman bunlar kemosentez yapıyorlar. Bunlarda klorofil yok çünkü ışığı kullanmıyorlar. Işığa ihtiyaçları yoktur. Kimyasal maddeleri oksitlerler. Oradan açığa çıkan enerjiyi kullanırlar. Kemosentez yapan canlılar. Gece gündüz gerçekleşebilir ışığa ihtiyaç olmadığı için ama fotosentez sadece ışık varlığında gerçekleşebilir arkadaşlar. Işığa ihtiyaç vardır ama kemototrof hem gece hem gündüz yani hem karanlıkta hem aydınlıkta gerçekleşebilir. Ayrıca kemosentez sadece prokaryot canlılarda görülür. Ökaryot canlılarda henüz rastlanmamıştır. Sadece prokaryot canlılarda görülüyor. Gelelim heterotrof beslenmeye. Arkadaşlar heterotrof beslenmeye baktığımızda bu da kendi içerisinde üç ayrılıyor. Holozoik beslenme, simbiyoz bir de çürükçül beslenme. Holozoik beslenme demek katı beslenme demektir. Katı besinlerle beslenme. Her Herbivorlar her hangi canlılardır? Otçul canlılardır. Karnivorlar etçil canlılardır arkadaşlar. Omnivorlar ise karışık beslenirler. Yani hem et hem de otla beslenen hepçil canlılardır e, ee, omnivor olan canlılar. Her bir börlerle ilgili şunu söyleyeyim. Her bir canlılar sadece otla beslendikleri için mesela koyun gibi, inek gibi canlılar. Bunların bağırsakları daha uzundur ve bunların mideleri dört bölmedir arkadaşlar. Midelerin işkembe bölümünde e, ee, selülozu sindiren bakteriler, arkeler bulunur. Bunlar sayesinde yedikleri besinlerdeki selülozdan faydalanabiliyorlar. Bizlerde böyle bir durum olmadığı için biz selülozdan faydalanamıyoruz. Simbiyozu zaten ayrıca biraz sonra anlatacağım. Çürükçü beslenmeye baktığımız zaman bu canlılar da ölü atıklarla beslenen canlılardır. Ölü atıklarla beslenirler. Mesela bazı bakteriler, bazı mantarlar çürükçü beslenme yaparak doğadaki madde döngüsüne katkı sağlarlar. Gelelim hem ototrof hem de heterotrof canlılara. Bunlar da belli bir zaman işte fotosentez yapıyorlar belli bir zamanda dışarıdan hazır alıyorlar besin. Mesela öglena. Arkadaşlar öglena gündüz ışık varlığında kendi besini kendi üretir yani fotosentez yapar. Akşam olduğu zaman ise fotosentez yapamadığı için ne yapar dışarıdan beslenir. Böcekçil bitki. Böcekçil bitki normalde fotosentez yapabiliyor ama... Azotça fakir topraklarda yaşadığı için azot ihtiyacını böcek, işte fare gibi canlıları sindirerek karşılıyor. Bu yüzden de hem ototrof hem de heterotrof canlılardır bunlar. Şimdi e, simbiyotik ilişkilere bakalım. Dedim ya anlatacağım diye. Nedir simbiyoz? Birlikte yaşamak demektir. Farklı türden iki canlının birlikte yaşamasına biz simbiyotik ilişki diyoruz arkadaşlar ve üçe ayırıyoruz. Mutualizm komensalizm ve parazitizm. Tabi bundan farklı çeşitleri de var onu tablo olarak gösterdim. Şimdi Mutalizm nedir? Mutlu birlikteliktir. Her iki tarafta birbirinden fayda görür arkadaşlar. Dolayısıyla iki tarafta birbirine fayda sağlıyor. Mesela liken birliği. Neydi liken birliği? Ee, bitkilerle artlar arasında gerçekleşen. Liken neydi ya? Unuttum ben şu an. Kafam durdu. Bir dakika. Tamam şimdi geldi aklıma hatta baktım diyebilirim. Liken arkadaşlar bir mantarla bir alk ya da bir bakterinin oluşturduğu birliktelikti. Mantar onlar için bir barınma ortamı sağlıyor. E, alk de onun için ne yapıyor mesela fotosentez yaparak besinlerini veriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir birliktelikti. Liken birlikteliği ikisi de fayda sağlıyor. Mikoriza neydi? Bitkilerin özellikle baklagillerin köklerine yerleşmiş olan rizobium dediğimiz bakteriler yine mikoriza birliklerini oluşturabiliyordu veya nodülleri oluşturabiliyordu. Bunlar da yine aynı şekilde mantarlarla gerçekleşen bir pardon mikoriza da mantar ve bitkilerin gerçekleştirdiği bir birliktelik vardı. Bunlar birlikte yaşayarak ne yapıyorlar? İşte mantar bitki için su ve mineralleri alıp bitkiye veriyor. Bitki de mantara besin veriyor. Böyle karşılıklı bir e, yarar ilişkisi vardır Rizobiyum bakteriler de bitkilerin e, Köklerinde Nodüller oluşturuyordu hatırlarsanız Bu nodüller sayesinde rizobiyum bakterileri bitki için Azot bağlıyor azotu veriyor Bitkiye bitki de ona besin veriyor İkisi de e, karşılıklı Yarar sağlamış oluyor Gelelim komensalizm Komensalizmde Birlikte yaşayan canlılardan biri fayda görüyor, diğeri etkilenmiyor arkadaşlar. Mesela köpek balığıyla etkeneis cinsi balık. Köpek balığı besinlerini yerken hani atıklar kalıyor ya, etkeneis cinsi balık da onun etrafından yürüyor. Hem onun atıklarıyla beslenin de köpek balığı sayesinde diğer balıklardan korunmuş oluyor. Köpek balığı bundan etkileniyor mu? Etkilenmiyor ama etkeneis cinsi balık bundan fayda görüyor. Dolayısıyla komensalizmdir. Yine Buna benzer bir ilişki deniz sıyarı ve küçük balıklarda var. Yine midye ve biriozoa dediğimiz canlılarda da bunlara benzer ilişkiler vardır. Gelelim parazitizm. Bakın bu daha kötüdür. Neden? Bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görür. Birlikte yaşayan canlılardan biri fayda, diğeri zarar görüyor. Zarar gören canlıya ne diyoruz? Konak diyoruz. Konakçının üzerinde yaşıyor. Şimdi Parazitleri biz kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Tablo haline getirdim bunu. Hayvansal parazitler vardır, bir de bitkisel parazitler vardır. Hayvansal parazitlere baktığımız zaman iç parazit ya da dış parazit olarak değişiyor. İç parazitler bizim vücudumuzun içerisinde yaşayan parazitlerdir. Bunların sindirim sistemleri gelişmemiştir. Duyu organları körelmiştir. Zaten vücudun içerisinde yaşadığı için çok ihtiyaçları yok. Sindirim sistemleri gelişmediği için bunlar monomerleri besin olarak alıyorlar. Polimer besinlerle beslenemiyorlar. Sindirim enzimi üretemiyorlar. Plazmodium, tenya, karaciğer kelebeği gibi canlılar iç parazitlerimizdir. Gelelim dış parazitlere. Bunlar vücudumuzun dışında yaşayan, bizim e, vücudumuzun dışında derimize bağlanarak yaşayan canlılardır. Bunların sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir. Duyu organları körelmemiş arkadaşlar. Bunlarda duyu organı var kanla besleniyor. Kanın içerisindeki maddelerle besleniyorlar. Sindirim enzimi üretebiliyorlar. Kene, sülük, pire, bit, işte e, uyuz böceği gibi canlılarda nedir? Dış parazitler özellikle kanla besleniyorlar. Bunlar oldukça önemlidir. Gelelim bitkisel parazitlere. Şimdi bitkisel parazitler de iki şekilde olur. Bunlar ya yarı parazit ya da tam parazitlerdir. Şimdi yarı parazitler fotosentez yapıyorlar ama tam parazitler fotosentez yapamıyorlar. Yarı parazitler üzerinde yaşadığı bitkinin kısilen borularına yani odun borularına emeçlerini gönderiyor. Sadece su ve mineral alıyor. Bu su ve minerali kullanarak kendi fotosentezini kendisi yapıyor. Ama tam parazitler üzerinde yaşadığı bitkinin hem kısilemine hem de fulemine emeçlerini göndererek su, mineral ve besin alıyorlar. Bunlar fotosentez yapamadığı için besine de ihtiyaç duyuyorlar. Örnek verelim yarı parazitlere öksü otunu örnek verebiliriz tam parazitlere ise cin saçı canavar otu küsküt otu gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz arkadaşlar tam parazit bitkilerimizdir Mesela burada yine söylemediklerim de var rekabet dediğimiz zaten ne dedik e, iki ya da daha fazla tür kaynaklar için rekabet ediyorlar predasyon avlanmadır aslında biri diğerini yiyor. Dolayısıyla ikisi biri fayda görürken diğeri zarar görüyor. Her bir börlük yine otla beslenme mesela. Her bir börlük ne yapıyor? Bitkiyi yiyor arkadaşlar. Kendisi fayda görüyor, bitki zarar görüyor. Simbiyotik ilişkiden bahsetmiştik. Yine birlikte yaşama demiştik. Parazitizmde biri fayda görürken diğeri zarar görüyor. Mutualizmde ikisi de birbirinden fayda görüyor. Komensalizmde biri etkilenmiyor, biri fayda görüyor. Kolaylaştırma dediğimiz e, iliktelikte ise ya ikisi de fayda görür ya da arkadaşlar biri diğerine etki etmez. İşte üzerinde yaşadığı zaman hani istemeden olu olumlu etki yapabilir. Bu da kolaylaştırma dediğimiz bir e, simbiyotik yaşam tarzıdır. Evet böylece beslenme şekillerini falan anlattık. Şimdi geliyoruz besin zinciri ve enerji piramitlerine. Bu enerji piramitlerinden besin zincirlerinden karşınıza soru çıkabilir. Arkadaşlar besin zincirine baktığımız zaman nedir? Canlıların birbiriyle beslendikleri bir zincirdir aslında. Ve en yalın haliyle bir tane bitki, bir tane otçul hayvan, bir tane de etçil hayvandan oluşuyor. En yalın hali. Ama bunun çok karmaşık zincirleri de vardır tabii ki. Besin zincirini biz üçe ayırıyoruz. İlk önce predatör zincirden bahsedeceğiz. Arkadaşlar predatör zincir üreticiden, tüketiciden ve ayrıştırıcılardan oluşturuyor ve karşımıza genelde zaten predatör zincir çıkıyor. Besinlerdeki canlılar, besin zincirindeki canlılar birbiriyle besleniyorlar ve diğer bir canlıdan diğerine besin yoluyla enerji akışı gerçekleşmiş oluyor. Enerji akışı her zaman üreticiden tüketiciye doğrudur unutmayın. Ve enerji akışında bir basamaktan diğerine geçerken enerjinin %10'u aktarılıyor. %90'ı kayboluyor arkadaşlar Peki bu kayıp nasıl olur solunumda ısı şeklinde ya da sindirilmeden atılan besinler sayesinde yüzde doksanı kayboluyor yüzde onu aktarılmış oluyor besin zincirinde bulunan herhangi bir basamaktaki canlıların toplam ağırlığına biz ne diyoruz biyokütle diyoruz ee, ekosistemde arkadaşlar iki tane ana besin zinciri bulunuyor Bunlardan bir tanesi bitkiye dayalı o ve ölü maddeler ve döküntüye dayalı besin zincirleridir. Yani bitkiye dayalı besin zinciri, ölü maddeler ve döküntüye dayalı besin zinciridir. İki tane besin zinciri, ana besin zinciri bulunuyor. Peki biyolojik birikim nedir? Bundan da bahsedelim. Suda çözülmeyen bazı zehirli maddelerin dokularda birikmesine biz biyolojik birikim diyoruz. Ve biyolojik birikimi e, üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe biyolojik birikim ne yapıyor? artıyor. Çünkü zehirler yağda çözünüyor arkadaşlar ve besin yoluyla aktarılıyor. O yüzden de üreticiden tüketiciye doğru ne yapıyor? Artıyor. Besin piramidine bakalım. Bakın en altta otçul, pardon otlar, sonra otçul, sonra etçil, sonra da omnivor dediğimiz canlılar. Yani hepçil beslenen canlılar vardır. Biz bunlara şöyle de diyebiliriz. Üretici, birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici, dördüncü tüketici şeklinde gider böyle. Biri bakın bu taraftaki karasal ortamdaki besin zinciridir. Diğeri de denizen ortamdaki besin zinciridir. Peki besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça yani şöyle neler değişiyor? Birey sayısı genellikle azalıyor. Biyokütle azalıyor. Büyük biyokütle neydi? Bir bes, e, basamakta bulunan canlıların toplam ağırlığıydı. Biyokütle yukarı doğru azalıyor. Canlı büyüklüğü genelde artıyor. Şu genelde kelimesi önemlidir. Kesinlikle artar diyemiyoruz. Genelde artar diyoruz. Canlılardaki gelişmişlik düzeyi artıyor arkadaşlar. Dokularda biriken zehir oranı artıyor. Biyo enerji yani aktarılan enerji ne yapıyor? Azalıyor. Evet böylece besin piramidinden de bahsetmiş olduk. Bakın burada. Burada mesela döküntü var. Döküntüyü kim kullanıyor? Mikroorganizma ve diğer det det detritivorlar yani e, ayrıştırıcı canlılar kullanıyorlar arkadaşlar. Burada güneşten enerji alıyor birinci üreticiler daha sonra birinci tüketicilere gönderiyor sonra ikinci ve üçüncü, üçüncü tüketicilere gönderiyor. Bunlar döküntüye dönüşüyor. Döküntülerde ne yapıyor? Mikroorganizmalar tarafından alınıyor. Yine enerji piramidine baktığımız zaman mesela bir, e, birinci üreticilerde yani üreticilerde 10.000 Joule enerji varken onu aktarılıyor. Yani bir sıfır silerek aktarıyoruz. Birinci tüketici 1000 jül aktarıldı. ikinci tüketici 100 jül. Üçüncü tüketiciye de 10 jül aktarıldı. Dolayısıyla en üstteki basamakta daha az enerji aktarımı gerçekleşiyor. Yine burada bakın yine besin zincirlerinden bahsetmişiz. Mesela fitoplanktonlarla kim besleniyor? Kiriller besleniyor, kokopotlar, kopepotlar besleniyor. Daha sonra bunlarla karnivor planktonlar besleniyor. Sonra bunlarla kuşlar, balıklar, mürekkep balıkları yine besleniyor. Bu şekilde besin zinciri yukarı doğru gidiyor. Aynı şey bakın burada da geçerlidir. Balık yumurtası ve zooplanktonlarla kim beslenir? Balık larvası yine deniz ısırganı besleniyor. Balık larvasıyla da arkadaşlar deniz ısırganıyla şeritli hani balığı yavrusu besleniyor. Böyle bir besin zinciri ortamda bulunur. Şimdi buraya kadar anlattığımız predatör zincirdi. Şimdi gelelim parazit zincire. Parazit zincir çok fazla görülmez arkadaşlar. Bunlar büyük organizmadan küçük organizmaya doğru gidiyor ve organizma küçüldükçe birey sayısı artıyor. Mesela domuz. Domuzun üzerinde tenya var. Tenyanın üzerinde bakteri var. Bakterinin üzerinde virüs var. Bu nedir? Parazit bir zincirdir arkadaşlar. Birbirinin üzerinde yaşama durumu gerçekleşir. Saprofit zincire baktığımızda ise Besin zincirinin her basamağında zaten saprofit zincir vardır. Atıklar toprağa doğru gidiyor saprofitler sayesinde. Saprofit canlılar bakteriler olabilir. Bazı bakteriler ya da bazı mantarlar olabilir arkadaşlar ayrıştırıcı canlılardır. Gelelim komünite ile ilgili artık sondu galiba bu. Evet bundan sonra restorasyon ekolojisine geçeceğiz. Arkadaşlar komite ekolojisi ile ilgili son konumuz süksesyon. Yani sıralı değişim. Nedir süksesyon? Belli bir alanda e, bazı türlerin yerini başka türlerin almasına, başka baskın türlerin almasına biz süksesyon diyoruz. Peki baskın tür neydi? Baskın tür belli bir alanda en fazla göze çarpan türdü arkadaşlar. Bunların değişmesi olayına biz ne diyoruz? Süksesyon diyoruz. Süksesyon da iki şekilde gerçekleşiyor. Birinci süksesyon ve ikinci süksesyon. olan olanda üzerinde hiçbir şekilde canlı bulunmayan ortamlarda meydana gelen süksesyondur. Burada basamaklarına baktığımızda liken evresi, yosun evresi, ot evresi, funda çalı evresi ve ağaç evresi var. En sonunda klimaks olayı gerçekleşiyor ve canlılar oraya uyum sağlıyorlar. Şimdi liken evresine baktığımızda hiçbir canlının bulunmadığı ortama gelip yerleşerek likenler toprak oluşumunu sağlıyorlar. Peki bu olayı nasıl sağlıyorlar? Kayaçları aşındırıyorlar. Salgıladıkları organik asitlerle ortamdaki toprak oluşumunu sağlıyorlar arkadaşlar. Liken evresi en uzun evredir. Daha sonra yosun evresi başlıyor. Toprak oluşuyor, oluştuktan sonra yosunlar ortama yerleşiyorlar ve likenler rekabeti kaybediyorlar. Yani likenler ortamdan yok oluyorlar. Yosunlarla beraber toprağın kalitesi artıyor. Sonra ot evresi başlıyor. Özellikle kuşlar otsu bitkilerin tohumlarını buraya taşıyorlar. Otsu bitkiler hakim duruma geçiyorlar. Yani burada daha fazla sayıya sahip oluyorlar. Yosunlar rekabeti kaybediyorlar arkadaşlar. Otların gelmesiyle birlikte omurgasız hayvan türleri de ortama geliyor. Sonra funda çalı evresi dediğimiz evre başlıyor. Burada ortam uygun hale geliyor ve çalılar ortama yerleşiyor. Yaban er yaban eriği, ardıç, böğürtlen gibi. E, çalılar geliyorlar ortama. Yine omurgalı omurgası hayvan türleri de ortama yerleşiyorlar. Son evre artık ağaç çevresi. Ağaçlı türler ortama yetişiyorlar, yerleşiyorlar. Çalılar rekabeti kaybediyor ve iklim ile az çok denge halinde olan ağaçlı bir bitki örtüsü ortama hakim oluyor. Bu evreye klimak evresi de deniliyor arkadaşlar ağaç çevresine ya da ağaç çevresini yazar mesela sonradan klimak evresi de diyebilir. Klimak evresi artık tam uyumun sağlandığı evredir. Bakın burada yakıt otunun bakın baskın olduğu ilk evre bakın şurası gelmiş yerleşmiş buraya daha sonra buraya başka canlı türleri gelmiş sonra kızıl ağaç çevresi kızıl ağaçlar gel gelmiş yerleşmiş sonra da arkadaşlar bakın ladinler gelmiş yerleşmiş Bu nedir bir ee, birinci süksesyondur gelelim ikinci süksesyona. şimdi burada toprak oluşumu yok Neden yok çünkü Yangın, sel, volkanik faaliyetler gibi nedenlerle tahrip olmuş alanlarda görülüyor. Basamaklarına baktığımızda ise ilk önce bitkilerden arınma. Şimdi yangın oldu, volkanik faaliyet oldu. Bu yüzden ortam bitkilerden arındı. Toprak zarar görmediği için daha hızlı gerçekleşiyor burada. Sonra göç ve yerleşme başlıyor. Yangın sonucunda tahrip olan alana, ortama yerleşen bitkiler daha dayanıklı olan bitkilerdir. Mesela Akdeniz'de kızıl çamların yanmasıyla yerini makilerin alması. Makiler daha dayanıklı bitkilerdir. Buraya yerleşmişlerdir. Sonra ortam değişir. Yerleşen bitki ve hayvanlar ortamı fiziksel ve kimyasal özelliğini değiştiriyorlar. Sonra rekabet başlıyor. Canlı türlerin yerini başka canlı türleri alıyor. Sonra klimaks yani denge dediğimiz evre başlıyor arkadaşlar. Burada hem hayvanlar hem de bitki bakımından dengeli bir ortam oluşuyor. İkinci süksesyonda da bu şekildedir. Bakın yangın. Yangından bir yıl sonra ne olmuş? Bakın buralar yeşermeye başlamış. Bu ikinci süksesyondur. Oldukça hızlı gerçekleşen bir değişimdir. Böylece biz komünite ekolojisini de bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda artık son videomuz olacak. Ekosistemler ve restorasyon ekolojisinden bahsedeceğiz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.